Ne diyorsun lan, kahrolmuş? Makyaj mı yapıyorsun kendine? Değil mi Akgücü be? Senin pislüklerini temizliyor. İşe böyle yaratık gibi gidecek halim yok herhalde. İşte böyle itiraf ettin. Resmen makyaj yapıyor. Aklın sıra bu yara bandıyla kusurlarını örtüp gözelleşeceksin değil mi? Salak. Ne vuruyorsun be? Ne vuruyorsun? Ne vurması lan? Ne vurması lan? Ne iftira ediyorsun lan? Vurmadım ki, böyle ittim sadece. Lan itmesini yakaladın böyle. Lan benim kuklam. Demin daha bir ton vurdun, doymadın mı? Bana bak kız, kalkmış. Bu hızla bak ki dayak servisin gayet güzeldi. Aslında diyorum be, bugün işe gitmesen de bir seans daha yapsak he? Deldin mi sen be? He? İyice delirdin galiba. Bir seans daha. Ben de herkes kadar dayak yiyebiliyorum. Durumu abartma. Yok yok yok, kendine haksızlık etme. Gayet güzel dayak yiyorsun bak. Kendini bayağı aştın sen, aştın. Kendimi gerçekten aşmamı ister misin? İsterim tabii kız, ne isteme? İsterim tabii. Gerçek mi? Gerçek. Gözüm, gözüme vurdum lan, kalkılmış. Masanın üstünde yere bantı var. Gözüne makyaj yap, geçer. Bana bak, kalkılmış. Kendi ölüm fermanını yumruğuna imzaladık. Sana akşam öyle makyaj yapacak ki ayna bile çatlayacak. Lan benim dertli dertle be. Beni dayakla, korkutamazsın. Okuyuz. Sen eve gelmeyecek mi lan? Ben sana sorarım lan şuna. Geldim. Yoksa itilmiş, benden önce mi geldi kurban? Ne? Neyse canım, demek sizin de aile bağlarınız çok kuvvetli. Aile bağları mı? Sen ne diyorsun kardeşim, travma falan geçiriyor muyuz? Bah, evliliğin cilveleri işte. Neyse, geçmiş olsun. Beni temizlik şirketinden gönderdiler, adım kalkmış. Ama siz kısacık ah diyebilirsiniz. Ben de seni bekliyordum, hadi geç içeri. Ne yapıyorsun? Şimdi halınız malınız yeridir de hanımınızı durduk yerde sinirlendirmeyelim. Tamam tamam. Kalkılmış dur benim adım. Heceri siler üspürür kola turu. Banyoyu laho boyu çırdık durmadan temizlerim. Kalkılmış dur benim adım. Temizlik neferinizim ana. Ha? Bu ne böyle be? Ana. Bu ne biçim şapka böyle? Kaskımı nereden buldun? Şeyden, yatağın altındaydı. Hadi be, kaç gündür ben de bunu arıyordum he. Ne gibi kuban? Kask, bak. Bunu böyle kafana geçiriyorsun. Karşıdan gelen sert darbelere karşı yüzünü koruyor. Ha anladım. Ya sen bunu dayak yerken kullanıyorsun öyle mi? Evet. Bir işe yarıyor mu bari? Yaramaz olur mu? Yarıyor tabii. Bunu taktığın zaman hiçbir şeyden korkmayacaksın. Dayak yemeden önce niye takmadın? Baksana şu yüzüne gözüne, benden bitir olmuşsun be. Yahu dedim ya, kaç gündür bunu arıyordum bulamadım diye. Bulamadığım için dedi, yeni son maçta takamadım, o yüzden bu hale geldim işte. Ben de bizim herifle her gün maç ediyorum. O da beni mahvediyor böyle. Her gün koca dayağı yenir mi ya? Adamın hayatı kayar be. Gördün ki biraz hayatım kaymış durumda. Ama asıl sen kendine bak be. Her gün karı dayağı yenir mi? Karı dayağı mı? Karı dayağı. Çok sinirli galiba. Evet, çok sinirlidir. Gene seninki sinirli. Benimki safi sinir iti oğluyut. Vah vah. Asıl sağa vah vah be. bak bak. Hep böyle kal. Hep cana yakın. Ben geldim. Hoş geldin hayatım. Demek karım boğuluyor. Evet, kakılmış hanımı temizlik şirketinden göndermişler. Sağ olsun, evimizi tertemiz yaptı. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Bir de kirledim. Anaa. Hiç de göstermiyor be. Demek ki karnım tekniği iyiydi be. Hadi konuşayım. Hadi. Lan bakılmış. Lan uyanık sincap. Aklın sıra gecikip mutlu sonu geciktirmeye çalışıyorsun salak. Ama ne kadar gecikirsen gecik. Yine dönüp dolaşıp geleceğin yer kurtçu dükkanı. Lan aslında senin kurkunun üstünden böyle sıyırıp şöminenin önüne sermek vardı ama ne yazık ki şöminelerde oturmuyoruz işte. Saat de 6'ya geliyor.
Bu salağın 6:30'da burada olması lazım değil mi? Hala ortalıkta yok. İnek nasıl olsa gelmeyecek mi? Lan ben şimdi seni bu sigara gibi böyle ucundan yakıp böyle çekmez miyim lan? Ben seni bu sigara gibi böyle sendirmez miyim lan he? Böyle sendirmez miyim lan salak? Saat 6 olmuş. Lan şu saat kokuklu olsaydı, kalkılmış gelene kadar böyle kokusunu dövseydim olmaz mı lan? Geldin mi lan intikam meleği? Geldim. Bana bak. Görüş mesafem kısıtlı diye korkmadan geldiysen boşuna kalkılmış. geldim ama senin gibi tek gözü kalmış bir canavarın yanına önlem almadan gelir miymiş ben be? Lan. Bu ne lan bu? He, cahil ayı. Kask dur, kask. Hadi döveceksen döv bakalım beni. Kask varken başımda beni biraz zor nakavt edersin ha. Ne gülüyorsun lan? Lan kaskı olan benim, sen niye seviniyorsun? Lan kalkılmış, atalarımız ne güzel demiş değil mi lan kalkılmış he? Ne demiş? Lan kalp kalbe karşıdı demiş de ne güzel demiş de lan kalkılmış he? Ben de mideye çalışıyorum kız kalkılmış. Yine kaçıyor kızım, sen hiç akıllanmayacak mı lan? Kaçma lan! Kaçacağım işte ulan! Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı ulan! Lan kaçma diyorum lan! Eve geleceğim. Bak o zaman intikamım kötü olacak. Gel lan buraya. Sabah beri sanki dayağı sen yomuşum gibi bir de intikam alacaksın değil mi? Allah kadar ver. Gel lan! Mantı almak lazım sana şimdi he. Ne yapacağım ben şimdi bari ikinizle he? Yemeğin doldu. Krallara layık bir yemek. Hatta aslan krallara layık bir yemek. Mis gibi. Bitirmiş gelmeden bunu bitir. Yoksa hepsini ona veririm ha. Gel bakayım, gel. Şimdi gel. Gel bakayım, gel. Gel, gel. Gel, gel. Kalkılmış. Ne
Neredesin kakılmış? Neredesin lan? Ana! Bu ne lan? Ne işi var lan bunun evinde? Eve gelirken peşime takılıp gelmiş. Ben de biraz eve getirdim, besleyeyim dedim. Isırıyor mu lan bu? Yok canım, ısırmaz. İt üç ısırır. Ne dedin lan? Ya canım şaka yaptım. Ben dedim şaka ettim sana. Lan bana bak. Bizim yemek nerede lan kakılmış? Aa, az bekle. Hemen hazırlarım. Lan. Lan kakılmış. Bunca yıllık kocanın bir kere bana kemik verdiğini gördün mü lan? Kemik mi? Al sana kemik. Ne? Lan kakılmış. Bak beni çok kırdın. Şimdi ben de seni kıracağım. Evvela şu iti dışarı bir atalım. Allah aşkına yapma, etme, eyleme. Beni öldürme, onu dokunma. Yazıktır, ölür hayvancağız dışarıda. Ne ölecek lan, görmüyor musun? Sokak köpeği bu. Ne olur lan bunlar, hiçbir şey yok. Sokak köpeği olur be. Ev köpeğidir onlar. Mantosunu görmedin mi? Yazıktır, yapma, etme. Lan konuşma. Şunu dışarı atayım. Sen de gece 3-4 dayağına hazır ol, tamam mı? Yapma diyorum. Yazıktır. Vallahi ölür gider her yer. Konuşma lan. Görmüyor musun? Bak bu it yüzünden mutlu yuvamız dağılmak üzere. Lan. Bundan kurtulmak lazım. Tamam. Gel lan bakalım buraya. Pis yapma çıkmış. Yapma. Kıyma şu zavallı yavrucağım. Yürü sokağa yürü. Bir daha seni bunlarda göreyim mi? Allah kahretmesin. Baba bak. Bir daha seni bizim evin önünde görürsem kalkılmıştan beter ederim ona gayet. Şimdi sıra geldi sana kalkılmış. Demek sen beni bir ite tercih ediyorsun ha? Şimdi kendi kemiklerine bakayım lan. Allah cezanı versin. Bırak bunu, hadi yoksa lan. Lan bu u değil mi lan? Kim itilmiş? Lan bu bizim it değil mi lan? Hani bakayım? Ana! Hakikaten de o be. Ana ne kadar güzel çıkmış be. Lan bulana 50 milyon ödül varmış lan. Ana bizim it bu kadar zengin miymiş? Lan kakılmış lan. Bunu atarken bana niye engel olmadın lan? Lan ne bileyim ben lan. Ne vuruyorsun bana be? Lan neye engel olmadın lan? Buranın tabi lan. Lan neye engel olmadın lan? Lan vurma ola. Ulan ben ne bileyim bu iti kendine bu kadar yakın istedeceğini. Ha? Ey Yüce Rabbim. Bu dünyada bana kabir azabını, cehennemi çekmiyorum. Demek ki cennete gideceğim. Lan kalkın mı? Benim mutlandırım neden hep böyle kısa sürüyor? Ha? Cehennem divanisi geldi. Lan kalkın mı? Lan durmuyor mu beni? Kayısı kurusu. Lan kalkılmış. İlla ki kemiklerin yerlerini mi değiştireyim lan? Ne oldu ki? Ne ettim ben be? Lan bana bak. Sen feminist karla gibi emre itaatsizlik mi yapıyorsun lan salak? Hiç öyle şey yapar mı bitirmişim? Elimde kahve aldı dertçisi vardı. Masaya bıraktım öyle geldim. Lan niye masaya bırakıyorsun lan? Niye masaya bırakıyorsun lan? Adam gibi geçsin kahvaltını yatağa. Lan senin kocan masa mı yoksa ben miyim lan salak? Estağfurullah itirmişim. Hiç öyle şey olur mu? Masanın beni dövdüğü nerede kurulmuş? Konuştukça dayağı batıyorum. Konuştukça dayağı batıyorum. Şuradan benim cebimden bir tane demir para ver bakayım çabuk. Çabuk getir buraya. Getir oradan bir demir para ver bana. Şuna bakayım. Hadi oğlum para. Beni utandı var lan. Hadi. Aha! İşte tura geldi. Kaybettin dayağı yiyeceksin kakıl. Ulan ayıp ostekisi. Sen bana sordun mu yazımı tura mı diye? Lan konuşma lan. Kıvırma salak. Bir kumar oynadın kaybettin. Sonucuna katlanacaksın. Gel bak. Lan delirdin sen be. Bağırma. Ulan gel. Lan kalkılmış, bir şey unutmadın mı lan? Lan daima sabah dayağını aktın ya, daha neyini unutacaksın? Lan salak, beni de kendin gibi tembel mi belledin lan? Lan ben okey oynamasam bu evin geçimini kim temin edecek? Ne bakayım buradan 500 bin lira okey oynayayım. Ne parası be? Ver de para, ne güzel. Şimdi çalışıp kazanacağım. Lan salak, şimdi geleceğin seni bir sallayacaksın, üstündeki bütün paralar dökülecek. Lan tatlını lan versene. İlla 7-10-8 şiddetinde bir zayiat mı verelim lan he? Bana bak. Ha. Bu para akşama eve alacağım yiyecek içecek parası. Ha. Artık akşama okey ıstakalarını kemirirsin. Ne? Hayvan herif.
kız Şervan, daha dayanacak gücüm kalmadı gayrı. Bu ütülmüş ayıdır. Gaybe'ye gidip okey yatırıyorsa bu akşam benden para alıyor. Ne diyeceğim ben bu ayı sistemiyle çalışan herifim? Gayfeleri bassın bu ayıların göz. Şu gayfeleri bir kapansa da kurtulsak. He? Sen ne dedin şimdi? Gayfeleri kapansa da kurtulsak mı dedin? He, gayfeleri kapansa da kurtulsak dedim. Tamam hadi. Ey temizlikler. He, geç bağırmıyor. Sana da. Güle. Ana yukarıda iyicene pasaklanmış ha. Makyajını yapmış. Temizliğe gidiyor. Ana. Buyurun, ne istemiştiniz? Aferin şerdi bana be. Vallahi iyiydi de he. Vallahi bu kahveleri kapatmak lazım. Bu alı basıcı kahveleri kapattırmak lazım he. Hanımefendi, ne istiyorsunuz? Aa şey, çok özür dilerim hanımım. Benim temizlik şirketinde kontekçiler benim adım kakılmış. Ama siz kısaca kalk diyebilirsiniz. Buyurun kakılmış hanım. Efendim sağ olun, kusura kalmayın. Buyurun. Kalkılmıştır benim adım. Her yeri siler üstleri kalan tuzu. Banyoyu lavabodu. Çızıktırmadan temizlenir. Benim adım kalkılmış. Temizlikle verilir. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor sağ olun. Bir şeye ihtiyacın var mı? Bir şey istiyor musun? Yok da ben diyorum ki acaba kısa bir süre için telefonunuzu meşgul edebilir miyim? Hani çok kısa konuşacağım. Tabii. Sağ olun, çok teşekkür ederim. He, kaymaklı karakolu mu? He, ben Mehmet Bey, ben bir ihbarda bulunacaktım. Hani bizim köşedeki sert kaybısı var ya, oraya ihbar edecektim. Neler yapmıyorlar ki? Ha, çaya karbonat katıyorlar, kumar oynattırıyorlar. 18 yaşından küçük bebeleri kumar oynattırıyorlar, içeri alıyorlar. Sonra bu kalbi anarşiklere yataklık ediyor memur bey. He, böyle bombalı, tabancalı adamlar girip çıkıyor bu oyunu buraya. He, sonra karımarımı gida getiriyorlar. Aslında şu anda daha aklıma gelmeyen daha başka fenalıklar da var ama siz orayı bastıktan sonra zaten kendi gözünüzden de görürsünüz he. Basacak mısınız? Allah sizden razı olsun. Allah tuttuğunu da altın etsin memur bey. Bu akşam basar mısınız? Kaç gün mühürlü kalır? Yok canım ben öylesine sordum. Yani evet. Tamam. İyi günler. Hani ben bir ihbar edeyim dedim yani. Haberiniz olsun dedim. Oh be canıma değsin. Artık Ayı Bey'in kayfesi mühürlenecek inine kapanır. Haydi oh. İşler de bilmekliyor be. Bakılmıştı benim adım. Yeri siler sütleri parlatırım. Lan kimmiş? Ana, bugün kahveye fayans düşmeye gelmedin mi? Sus lan cırcır böreği, sinirimi senden çıkarmayın şimdi. Bu kadar kapatılacak yer varken kalktılar bizim kahveyi kapattılar. İnsan haklarına aykırı bir kere. Ben işe gidiyorum bitirmiş. Ana. Kayfe kapandı diye adam yemeden içmeden dayaktan kesiyor be. Güzel Allah'ım. Bu fikri daha önceden neden düşünmedim beynime? bize 100 gram leblebiyle 100 gram kabak çekirdeği verir misiniz?
Sor abla. Aferin kız, iyi ettin mahalledeki kahveyi kapattırmakla. He, sen itilmişsin bir korsan Şerban. Kayfa kapandıktan sonra yemeden içmeden dayaktan kesildi. Bu çok özel günlerin tadını çıkarmak lazım. Şimdi o ayılar şahının karşısına geçip şöyle keyiflen çekirdek çitleyelim. Kayfayı kapatırlar kamanın yanıp. Ayyuuu oynadılar vay vay. Sana nasıl ses geliyor içeriden? Televizyon sesini aç bırak. Hangi filmi seyrediyor acaba? Sen bana bak. Bir gün okey oynamadım kudurdum vallahi billahi. Sayma açılana kadar bizim evde idare ediyoruz karısı, tamam mı? Nasıl olsa bizim karı sabah gidiyor akşam geliyor. Ah işte kalkılmış da geldi. Kalkamış! Çabuk şu külleri boş, küllükleri boş at çabuk! Hadi bir çay demle! Sor bakayım arkadaşlara bir şey yiyen içen var mı? Lan kahvedeki lüksümüzü aratma! Ne bakıyorsun öyle he? Ne bakıyorsun? He? Ayfa açılana kadar bizim evdeyiz işte! Alo! Memur Bey, ben geçen de yalan bir ihbarda bulunmuştum. Lan Roma'ya girmeyi için eve kadar sabrı edemeyiz yine! He? Rahat bırak sen kadını be kardeşim! Görmüyor musun zavallı derdi? Bu ne, trafik kazası mı? Yok doktor bey, camdan düşmüş. İntihar mı etmiş? Yok canım, bunda o cesaretle gezer. Cam sinerken aşağı düşmüş inek. Bir dakika, siz kimsiniz? Ben kocası, itilmiş. Siz o kızı çektiremiyorsunuz. Hemşirelerim derhal ameliyathanı hazırlasın. Hemen o kendileri çekiyor. Hadi çabuk 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 derhal. Doktor bey, ne zaman alabilirim? Efendim alamadım. Yerden karıma çok düşkünümde de hasretine dayanamam. Ne zaman iyileşir? Allah'ım yarabbim yarabbim Allah'ım. Böyle ne zamana kadar uyuyacak hemşire hanım? Yakında kendine gelir, merak etmeyin. Durumu iyiye gidiyor, kırığı çıkığı da yok. Ameliyata da gerek kalmadı. Maşallah bünyesi çok sağlammış. Sağlamdı sağlam. Bazen ben dövmekten yorulurum, dayak yemekten yorulmaz. Efendim anlamadım. Yok bir şey, yok bir şey. Lan babasını evde kara mı soğuk? Ana demek ki Azrail vura vura can alıyormuş bak. Ulan itilmiş vurmasına, ulan vurma diyorum sana. Demek Azrail biraz da beni andırıyor. Tabii bunun da kafası kırık olduğu için karıştırıyor salak. Ben doktora hastanın ayıldığını haber vereyim. Bir şey olursa dışarıdaki düğmeye basın. Tamam basarız, basarız. Her zaman karosunu itilmiş. Hemşirelerin tutulsun inşallah. Yok bir şey. Ulan vurma diyorsun, vurma. Yok bir şey, yok bir şey. Karışıyorum, yok bir şey. Bak iyileştik. Ben yanındayım bak. Ben yanındayım. Ben. Salak salak konuşmasan karıyı kullandıracak. Yine. Bir anda buraya seni benim böyle şey yaptım sanacaklar. Ben komet oldum seni salak. Lan vurma etmiş, kurban oluyor bu. Vurmayalım işte, vurmayalım. Tamam vurmayalım bak. Ne oldu? Ben nerede bitirmiş? Ne olacak? Salak. El alemin pençiresini silerken pencereden aşağı düşmüş. Yok lan, her zamankinden biraz daha fazla hasar görmüşsün, o kadar işte. Merak etme, kendine geliyorsun işte. Bak iyileşeceksin, bir iki güne kadar eve de gideriz. Eski mutlu günlerimize kavuşuruz kadar. Hiç boşuna heveslenme, aceleci timsah. Ben hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Vallahi en az bir ay kalmam lazım burada. Artık sen kendimi diversin. Ay Rubi'ye mi götürürsün bilin mi artık? Ölüyorum be, ölüyorum. Ah, ölüm her tarafı sızlıyor be. Evet, hastamız kendilerine geldiler demek ki. Ben sensiz değil, bir ay, bir hafta bile duramam. Ne yap, et iyileşmeye bak kalkılmış. Hiç merak etmeyin. Hastamızın durumu öyle bir hafta falan sürmez canım. Maşallah, maşallah çok iyi. İki güne kalmaz kendisini taburcu ederiz. Abo! Efsah mı diyorsun doktor? Evet, yani bunlara bakılırsa durum onu gösteriyor. Aman şunlara bir daha bak kurban olayım doktor bey, bir yanlışlık var mı son? Yok yok, hiçbir yanlışlık yok. Maşallah turp gibisiniz. Turpa da bayılırım. Zaten ben de şans olsaydı anamdan karıtıcı olarak duvardım be. Sen merak etme kakım, sen bir iyileş, ben sana karate öğretirim kız.
yakalandı. Ne çabuk geçiyor be. Allah kahretsin. Uç gündür. Vuramadığı için özlemiştir hayvan herif. Neredeyse damlar gelip. Ben geldim, kalmış. Kaza geliyorum demez. Abo! Bunu çiçek mi getirdin, itirmiş? Ulan 5 gramlık aklım vardı. 3 gündür beni doymayınca bu da getti galiba abi. Çek lan elini. Seni bu kadar kısa sürede iyileştirdiğin için doktora getirdim ben bunu. Günaydın. Oo, hoş geldin doktor bey. Biz de şimdi sizden bahsediyorduk. Oo, bakıyorum hazırlanmışsın he. Yolculuk gidiyorsun. Ağrı sızı herhangi bir şey var mı? Şimdilik yok da sonra ne olur bilinmez. Aa, yok canım, hiçbir şey olmayacak. Evvelallah bütün ağrıların sızıların hepsi bitti. Gelirken muhasebeye uğradınız mı? Muhasebe mi? Yani masrafları ödediniz mi? Masraf mı? Ulan obur inek, 3 gündür kim bilir ne yiyip içtin burada değil mi? Ulan ben ne yiyip içtim biliyorum be, akılsızdan da. Yok canım, masraf dediğim o değil beyefendi. Yani yatak parasını ödediniz mi diyorum. 3 günlük yatak parası. Bunun bir günü de yoğun bakımda geçti. Sonra ilaçlar, serumlar. Biliyorsunuz yani şimdi bu masraflar ödenmeden biz hastayı taburcu edemiyoruz. Abo. Neyse, inşallah yanınızda yeteri derecede para vardır ha. Hoşça kalın. Para mı? Kalkamış, ne oluyor lan? Kafayı mı yedin lan salak? Ne yapacağım? Oturuyorum. Madem beni taburcu etmiyorlar, sen parayı bulana kadar ayakta mı bekleyeceğim? Gülme lan, gülme salak, ne gülüyorsun? 5.300.000 lira bu. Ben neden bulacağım lan bu kadar parayı? Çıkar lan sakladığım paraları, çabuk çıkar. Lan sen hakikaten salaksın ya da tipin öyle gösteriyor. Ben burada huzur ve güven ortamında oturmak, yaşamak varken bir de eve mi geleceğim? Üçünü dayak yiyeceğim, bir de üstüne sök dünyanın parasını bileceğim. Öyle bir enayin adresini biliyorsan bana da vermeyi unutma olur mu? Tedavi olurken iyi denme değil mi? Hastaneye düşmeyi biliyor, parayı ödemeyi bilmiyor değil mi? He? Salak. Lan salak, sen ki isteyerek mi düştün ben candan? Şans işte. 40 yılda bir insanın yüzüne gülüyor. Fena buluyor. Bana bak kalkamış, sana şimdi elimin tersinden şöyle bir tane korun, şansın mı dönüyor, boynun mu dönüyor görersin. Aman yok yemezsin, burası hastane, evdeyim. Böyle bir bağırdım vallahi seni, yakaladıkları gibi içeri dukalır ha. Hem sen nereden biliyorsun ben de o kadar paranın olduğunu? Ben Süleyman mercimek miyim be? Etim belli, kemiğim belli. Ulan ben şimdi senin belli olan kemiklerini yakarım. Hoş geldin Semşin Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun buyurun. Yetimiş demek sen de gidiyorsun ya. Hule 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 hule. Beni merak etme ha. Kendine iyi bak haydi. Hadi hule hule. Merak etmez miyim, hiç aklım fikrim hep burada olacak. Hele şu hastane parasını bir denkleştirip götürelim. Tabii beklerim beklerim. Hule 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 hule. Vallahi demek siz de rehin kaldınız. Ya çok iyi değil mi? Yani çok fecu demek istedim. Oh be! Dünya varmış. Böyle can ve mal güvenliği içerisinde yemek yemek ne güzelmiş be. Oh! Şimdi itimiz kafayı yemiş, kıçını dövüyordur ha. Daha çok döversin he. Sen benim çalışmak gibi 5 milyonu bulacaksın da parayı denkleştireceksin de beni buradan çıkartacaksın. He! Ama borç alacak birini de bulamazsın. Ölme itirmiş ölme. Neyse bunları ortadan kaldırayım da bok yoluna gitmeyeyim be. Afiyet olsun bakalım Kakılmış Hanım. Sağ olasın doktor bey, sağ olun. Nasıl, yemeklerimiz güzel mi? Bu ikinci oldu. Ne diyorsun? Sağ olun. Ooo, iştahın da açıldı. Maşallah artık tamamen iyileştin. Kocandan haber var mı? Yok çok şükür. Maalesef yok. Parayı denkleştiremedi herhalde. Sen de burada böyle perişan oluyorsun vallahi ya. Yok canım, ben halimden memnunum. Kimin nerede ne zaman
Perişanlıca hep ben olmuyorum. Neyse inşallah kocan şu parayı denkleştirir de sen de buradan kurtulursun. Evet. Bir an evvel evine, yuvana, kocana kavuşursun. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım hepsine. Sağ ol. Hadi hoşçakal. Aman tövbe yarabbim tövbe. Aman söylediklerimi hep ciddiye alma. Şakaydım. İndi kurban olayım şakaydım. Böyle de vurmak olmaz ki. Seni güde hayvan yar. Bana ne, bana ne, beni al, beni alma. Bana ne, bana ne, beni al, beni alma. Böyle de vurmak olmaz ki. Seni güde hayvan yar. Bana ne, bana ne, beni al, beni alma. Bana ne. Bak seni almaya geldim, bakılmış. Habari, içilmiş. Hasretine daha fazla dayanamadım. Senin doğabilme için çalışmayı bile göz aldım. Bak nasıl yakışmış mı? Çalışmak mı? Neden, niçin, niye, abo? Dur bakalım, hele şu temizliği bitireyim, bütün sorularını cevaplayacağım. Bana ne, bana ne, beni al, onu al, bana ne. Sen kendini bu kadar çok akıllı zannediyorsun herhalde, neşeli okuz. Ama ben öyle kolay kolay teslim olmayacağım, bilmiş ol. Aile hemşire, aile hemşire, yetiş bak! Bakma lan, dangala, görmüyor musun? Burada bulunmamın yasal bir dayanağı var, bak. Böyle boğup bu hastanenin koskoca kadrolu temizlikçisiydi ya. Hemşire! Hemşire! El ayak çekilince, sohbette tükenince seni gözler övre çövre doğabilirim. Hemşire dedim! Gel! Ne oldu kızımmış? Sonunda hastane parasını bulduk da dertleştirdik, onu getireyim dedim. Hadi al şu paraları da sen zahmet götürüver. Ben onu alamam, sen çıkarken muhasebeyi bırakırım. Ha öyle. Tamam ben hemen muhasebeye gidiyorum. Getirmeye. Hadi konuşuruz. Hadi şurada da ayakkabılarım vardı. Ha? Bana bak. Buraları iyi temizlemişsin bak. Şurada toldur ya. Şu boşları da iyi topla. Hadi akşama konuşuruz. İyi temizle ha. Boşuna konulmuyorsun şimdiden. Hadi olsun.